Birçoğumuz buna benzer el dezenfektanlarını kullanıyoruz ya da hastanelerde basmalı el dezenfektanları var bildiğiniz gibi. Bu el dezenfektanlarını sıkarken mümkün olduğunca bol miktarda sıkmamız gerekiyor. Sıktıktan sonra bir cebim olacak, hep aynı yere koydum dezenfektanı. Sıktıktan sonra nasıl ellerimi yıkıyordum? Bütün temas ediyordum her yerine, bunu ovalıyordum. Dezenfektanı da aynı şekilde yapmamız lazım. Baş parmakları, avuç içlerini, parmak aralarını ve tırnaklarımı mutlaka yapacağım ve bileklerimi. Mümkünse bunu da en az 15-20 saniye ovalamak gerekiyor ve bekleyeceğim. Şimdi bu aşamadayken mümkün olduğunca çabuk kurusun diye şu hareketler yapılıyor. Onu yapmak çok doğru değil. Kendiliğinden kurumasını beklemek lazım. Kendiliğinden kuruduktan sonra artık güvenli olabiliriz. Peki buradaki mikroorganizmalar ne oldu? Öldü. Partikülleri elimin üzerinde duruyor. Ama herhangi bir riski yok. Olsun, mümkün olduğunca su ve sabun. En iyisi su ve sabun. O olmadığı zamanlarda dezenfektan. Dezenfektanı da kullanırken tıpkı elimizi sabunlarken dikkat ettiğimiz kurallar gibi bunu da ona uygun bir şekilde yapıyoruz.